Evet, bu kovanım erkeklemiş bir kovandı. Bu benim ana yaptırdığım, ana başlatıcı kovandı. İşi bitince ben buna ana kabul ettirdim. Sanırım ana çiftleşmeden gelmemiş. Bir de süresi az olduğu için bu arı erkeklemiş. Sonra da koloniye biz ceza verdik. Ne cezası verdik? Tüm peteklerini aldık. Erkek yavru atmış. Peteksiz şekilde beklettik. Aç bir şekilde, peteksiz ve aç. Üç dört gün burada bekledi. Şunu şöyle çevirelim. Bu tarafı yavru atmamış. Bal koymuş buraya, değil mi? Buraya balık koymuş. Çok güzel kabartmış ama yavru az olduğu için bu tarafı kabartamamış. Arı az olduğu için. Sonra ham petek verdim ben buna. Ve ham petiğiyle beraber bir tane kapalı çıtayla kapalı meme verdim. Evet. Anası burada bakın. Küçük bir ana. Ama bu koloniyi kurtardı. Günlük atmış çok güzel. Buraya. Buraya da tam günlük atmış. Tam duvara günlük atmış. Sonra bir sonraki aşama. Ben bunun günlüğünü gördüm geçen 2-3 gün önce. Buna bir tane de destek için kapalı çıta koydum. Bu çıtalar çıktığında bu arı artık döngüye girmiş olacak ve koloni kurtarmış olacağız bu koloniyi. Şimdi bu tarafta bu çıtasını kabartıyor. Buraya yavru atmış. Duvara yakın yavru attığı için bu ham peteğini de araya koyayım. Buna bir de bal verelim. Baba bir şey soracağım. Evet. Hani ananın ortaya yavru atması hani daha güzel oluyor ya. Evet. Bunu da köşeye koydun. Sen böyle köşeye koya koya ilerledikçe zaman ortaya atıyor mu kendisi? Öğreniyor mu? Öğreniyor diye. Şimdi bal koyduğu zaman balı en kenara koyar. Şimdi bunda bal olmadığı için ana ilk kabarmış peteği yavru atmış. Bu düzene girecektir zamanla. Hı. Bu dışları şey yapar, bal koyar. İçe de yavru atar. Üşümemesi için ben kenara bu çıta daha koydum. Ortada kalsın yavru diye. Hemen arı sarmış. Bunları görüyor musun? Evet. Bu hangi baldı? Bu normal petek erittiğimiz petekler var ya. Hı hı. Onların üstünde kalan böyle şeyler var. Kemerler. O kemerlerin balları bunlar. Burada değerlendireceğiz bunları. Şimdi bu arı evet bundan sonra artık bir işe yaramaz. Ama sezon sonuna kadar biz bunu doldurtabilirsek bu arıyı 5 çıta falan güzelce dolu dolu. Şimdi mesela bu çıktığı zaman bu çıtaları doldurur bu. Kapalı yavru çıktığı zaman. Bir tur daha sökerse bu çok güzel kışa olur ama beslemeye devam edeceğiz bunu. Beslemezsek olmaz. Koloni bir şekilde bulacak dışarıdan. Hatta bir daha geldiğimizde bunun üstüne kek de koyalım biz. Bu şekilde bal buldukça diğer şeylerden vereceğiz. Sezon sonunda da şerbetli besleme yapacağız zaten. Bu ballar yenmeyecek ballar olduğu için tekrar araya veriyoruz bu şekilde işte. Evet, aynı şekilde bu bize seneye çok güzel bir koloni olacak inşallah. Bunu da takip edeceğiz. Ne diyeceğiz? Buna da cezalı kovan diyeceğiz. Cezalı kovan olarak takip edeceğiz. Bakalım kışı çıkıp seneye bize faydalı bir koloni olacak mı? Kendinize iyi bakın. Videolarımı merak edin ve kanalıma abone olmayı unutmayın.